Değerli izleyicilerimiz, bugünkü programımızın konusu devlet destekli her geçen gün yatırımlarında artış gösterdiği yenilenebilir enerji kaynaklarının kentimizde ne şekilde karşılık bulacağına dair programımızın konuğu Tek Enerji Yönetim Kurulu üyesi Sayın Erdal Erdoğan. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim. Efendim bizler size her ne kadar sektörün içinde olarak Bursa'ya yaptığınız çalışmalarla ilgili tanıyor olabiliriz ama ekran başındaki izleyicilerimizin de tanımayanların olabileceğini düşünerek kısaca efendim bir kendinizi tanıtıp ardından da sektörün nasıl adım attığınızı süreci özetleyebilir miyiz efendim? Tabii ki efendim. Ben Erdal Erdoğan. Yozgat doğumluyum, Bursa'da büyüdüm. Bursa'da daha önceki çalışmalarımızda dağıtım şirketinde görev aldık. Dağıtım şirketindeki tecrübelerimizi serbest piyasada, enerji piyasasına yansıtabilmek amacıyla 2015 yılında şirketten ayrılıp kendi şirketimizi kurduk. Evet. Tek Enerji'nin taahhüt olarak hayata geçmesi 2015 yılıdır. Evet. Bir süre sonra 2019 yılında mahsuplaşma, güneş enerji sistemleriyle ilgili mahsuplaşmanın önü açıldıktan sonra ilk adım olarak güneş enerji sistemlerinin kurulumuna EPC firması olarak adım attık. Evet. Peki efendim o zaman hemen bu sorunun akabinde şunu sormak istiyorum. Yenilenebilir enerjiye dair ne gibi çalışmalar var? Neler yapıyorsunuz? Şu anda biz iki sektörde ilerliyoruz. Yenilenebilir enerjinin iki dalı var bizim ilerlediğimiz. Biri güneş enerji santralleri kurulumu, diğeri de rüzgar enerji santralleri kurulumu. Evet. Şu anda ağırlıklı olarak güneş enerji santralleri kuruyoruz. Hem kamuya hem özel sektöre bu yönde hizmet veriyoruz efendim. Peki efendim rüzgar enerjisi dediniz. Bursa'da bu yönde uygun yerler var mı rüzgar enerjisi için? Bursa'da tamamen dolmasa da kısmen evet. Az bir bölge kaldı ama hala var. Özellikle yüksek kesimlerde, dağlık kesimlerde hala bu konuyla ilgili mevcut yerler var. Bunlarla ilgili de çalışma yapılıyor şu zaten anda. Zaten efendim her geçen gün kentimizin farklı noktalarına şöyle bir yüksek tepeye çıktığımızda güneş enerjisinin yapımlarıyla ilgili çalışmaları, yapılan çalışmaların enerji ürettiğini görebiliyoruz. Rüzgar gürlerini döndüğünü gördükçe Bursa'da. Evet. Evet. Bizi de sevindiriyor. Evet. Efendim Bursa özelinde yenilenebilir enerji yatırımlarında kamu ve özel sektör bağlamında hangileri öne çıkıyor? Şimdi özel sektör daha önde. Evet. Çünkü kamuda bu tür yatırımlarda ihaleye çıkılması, ihale şartnamesi hazırlanması evet. Bir süreç gerektiriyor. Bu süreç biraz uzadığı için kamuda eğilim daha çok örnek alınarak yapılıyor. Özel sektör bu yönde daha önde ve evet. Daha hızlı ilerliyor. Çünkü karar almak, kararı uygulamaya sokmak özel sektörde bir kişinin, iki kişinin onayından geçtiği için daha çabuk gerçekleşiyor. Ama kamuda bunun gerçekleşmesi için ister istemez bir prosedür ve süreç gerekiyor. Hep biz bunu da aşıyoruz. Nasıl aşıyoruz? Artık teknik ve idari tecrübemiz arttığı için bu yönde kamuya da hem şartname hazırlanması konusunda hem ihaleye çıkılması konusunda da destek veriyoruz, danışmanlık veriyoruz. Bu hizmetlerimiz evet. De var şirketimizin evet. Bünyesinde. Efendim, yerel yönetimlerde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bu konudaki çalışmaları takdirle karşılanıyor kamuoyunda, evet. Dikkatle çekiyor. Dilerseniz biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Tabii. Biz 2019 yılında Sayın Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ali Nur Aktaş'ın ve Sayın Burlaş'ın Genel Müdürü Kürşat Bey'in destekleriyle ve onların bizatihi kendi talepleriyle ve bizim de onlara GES'le ilgili, kurulumla ilgili sunumları yapıp, bunun kolaylıklarından bahsedip, belediyeye ne kadar bir gelir oluşturacağını ve ileride de bunun kendi bünyemizde daha da nasıl geliştirileceğiyle ilgili bilgi verdik. Sağ olsunlar anlayışla karşılayıp bunun uygulanması yönünde bize destek verdiler. Ve Burulaş metro istasyonlarının toplam 30 istasyonun üzerine 2,5 megawatt. Evet. 2,5 megawatt gücünde güneş enerji santrali kurulumu yaptık. Yani istasyonların için yeterli oluyor mu? O içinde kullandıkları enerji için? Tabii ki efendim. Bu tamamına yakınını neredeyse karşılıyor. İstasyonun kullanmış olduğu aydınlatma giderlerini, işte ısınma giderlerini, soğutma giderlerini tamamını elektrik enerjisini çatısında kurulan GES'ten karşılıyor. Evet. Biz burada ilk önce iki tane pilot
bölge seçtik. 2 tane pilot istasyon seçtik. Burada evet. uygulamayı yaptık. Sonrasında da diğer 28 istasyonda tamamlayıp 30 istasyonda 30 metro istasyonunun çatısına kurulum yaparak sistemi çalışır halde teslim ettik. Şu anda sistem yap, işlet, devlet modeliyle yaptığımız evet. bir model. 10 sene sonra nasip olursa Burulaş'ın bilabedel hiçbir masraf yapmadan bir güneş enerji santrali olmuş olacak. Tamamen kendisine çalışan bir 2,5 megawattlık güneş enerji santrali olmuş olacak. Bu metro istasyonuna, Bursaray istasyonları üzerindekileri diyorsunuz değil evet. mi efendim? Ulaştırma evet. açısından da bizim şehrimizin ulaştırmasında bayağı kolaylık sağlayacak. Belki bu fiyatlara da aksedecek diyorum yani. Peki sadece Bursaray'la kalmamış bu çalışmalar Bursa tabii, Büyükşehir Belediyesi'nin. Son olarak gördük ki Bursa Su tesislerinin Kestel Aksu mahallesindeki tesislerin üzerine de yapılmış. Geçtiğimiz günlerde Sayın Başkan bu konuda basına bir tanıtım yaptı. Çok da güzel olmuş. Biraz bundan bahsedebilir miyiz efendim? Bu proje 2,9 megawatt gücünde bir projeydi. Yine ihalesine biz girdik. İhaleye giren şirketler arasında GES kurulumunu biz aldık, biz kazandık. Ve çok hızlı bir şekilde işe giriştik. Malzemeleri evet. çok çabuk temin edip kurulumunu 1,5 ay gibi bir sürede 3 megawattlık kurulumu tamamladık. Evet, Nisan ayı zannediyorum başlamış. Evet, evet, evet. çok hızlı Mart geldik. Ayı. Nisan evet. ayının başındaydı. Evet. Mayıs ayının sonuna doğru, Mayıs ayının 20'si gibi bu ay içinde bunu geçtiğimiz ayın 20'sinde kurulumu tamamladık. Şu anda evet. enerjilendirme ve devreye alma süreci devam ediyor. Çok kısa bir sürede de, 10 gün bir sürede de bunların tamamını hazırlayıp kurulumu devreye alıp sistemi çalışır hale getireceğiz. Peki efendim buradan Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kazancı nedir? Ne kadar sürede kendini amorti edecek bu tesis? Yaklaşık olarak buradan yıllık bakarsak eğer, yıllık bazda 3 megawattlık bir projede yaklaşık olarak 3 milyon 600 bin kilowatt. Evet. Yani bunu TL bazında da söylersek yaklaşık 12 milyon civarı bir gelir elde edecek. Evet. Ekranlara da geldiği gibi görünümü de çok harika bir şekilde görünüyor yukarıdan bakıldığında. Görselde de elimizden evet. geldiği kadar göze hitap etsin diye tüm çalışmalarımızda evet. dizayn ekibimiz gayet evet. düzenli bir şekilde çalışıyor. Bu çalışmalar yapılmadan önce biz de proje olarak, yerleşim olarak 15 kişilik bir mühendis grubuna sahibiz. Evet. Bu grup tamamını kendimiz tasarlıyoruz. Tamamını bütün projelerimiz kendimiz onaylatıp kendimiz yürür hale getiriyoruz. Evet. Sahadaki uygulamalarda ise defalarca kendi aramızda konuşup uygulamaya atıyorum bir 5 günde gireceksek bir haftada 10 günde giriyoruz ama girdiğimiz zaman uygulamada herhangi bir aksilik olmaması için evet. tüm ekiplerimizle beraber koordine olarak giriyoruz. Burada malzeme akışından tutun da işçiliğe kadar en son sonlandırmadaki devreye almaya kadar tamamı denetimden geçiyor. Biz üstelik bu denetimi kendimiz de yapmıyoruz. Özel bir firmaya denetlettiriyoruz kendimizi. Yaptığımız çalışmalarda ne gibi aksilikler varsa o özel firma tarafından da tespit edilsin. Biz evet. arızalarımızı, hatalarımızı görelim. Ona göre tedbirimizi alıp düzeltmelerimizi yapalım evet. diye. Son onayı TEDAS veriyor değil mi efendim gelip? Şu anda 1 megawatt ve üstü kurulumlar yani Muradiye Su, Bursa Su da dahil olmak üzere TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nden onay alıyoruz. Evet. TEDAŞ Genel Müdürlüğü ekipleri gelecek, kabulünü onlar yapacak. Kabulünü yaptıktan sonra devreye... Evet, devreye. Biz kurulumu hazır hale getiriyoruz. Onlar gelip kabul yaptıktan sonra devreye alıyoruz efendim. Peki Erdal Bey, bu enerji sadece şeyle mi yeterli? Yani bu tesisin tamamını çalıştıracak derecede yeterli mi? Tabii ki. Şu anda Muradiyesu'nun tüm kullanmış olduğu elektrik kapasitesini karşılayıp üzerine de yaklaşık yılda 800 bin kilowatt gibi bir meblağı satabilecek durumda evet. bir santral kurduk. Yani santralin kapasitesi Bursa Su'nun kapasite arttırımına yetecek bir boyutta. Evet. Peki kaç yılda efendim bu kendini amortisyonu? Amortisyonu 4 yılda amortisyonu sağlıyor. Evet. Normalde elektrik fiyatlarındaki son indirimlerden sonra 4 yıla çıktı. Daha öncesinde 3 yıldı bu. Elektrik fiyatlarında yapılan tüm indirim bizim amortisman ücretlerine yansıdığı için şu anda 4 yılda amortismanını yapacak. Efendim konukları soracağım ama sanayi için güneş enerjisi panelleri kurulması için şartlar nelerdir? İsterseniz bu sanayiden bir... Şöyle bir kere binasının ruhsatlı bir bina olması lazım. Evet. Eğer ruhsatlı değilse bile imar affından yararlanılmış bir bina olması lazım. Evet. Bunu sağladıktan sonra kendi aboneliğiyle ilgili, gücüyle ilgili kuracağı santral nispetinde bir elektrik gücü olması lazım.
tüketimine uygun. Evet. Tabii çatısının da tüm bu kurulumlara yeterli bir çatı alanı olması lazım. Eğer çatı alanı yeterli değilse biz firmaları arazi kurulumu için yönlendiriyoruz. 2022 yılının Ağustos ayında çıkan bir yönetmeliğe göre araziyi kim buluyor efendim? Biz test ediyoruz araziyi. Tabii müşterilerimize arazi geliştirmesi, proje geliştirmesi de yapıyoruz. Evet. İnanın hazır anahtar teslimi projeler yapıyoruz. Evet. Sadece müşterimiz bize bir vekalet veriyor. Sanayici bize bir vekalet veriyor. Aldığımız vekaletle tüm aşamaları bitirip en son diyoruz ki nihayette biz bu aşamaya getirdik, bitirdik. Teslimini de yaptık. Buyurun gelin bir beraber ziyaret edelim. Dolaşalım santralimizi. Siz de görün. Kafanıza takılan bir şey varsa sorun deyip santrali çalışır bir vaziyette teslim ediyoruz. Evet. Sanayici diyorduk efendim, orada kaldık. Sanayicilerimiz bu konuda aslında çok istekli. Evet. Hani kurulumla ilgili. Ama eğer çatısında yer yoksa az önce bahsettiğiniz gibi arazi kurulumu için onlara arazi teminini de yapıyoruz. Evet. Bu arazi teminini yaparken tamamen GES kurulumuna yönelik tarımsal arazi olmayan, tarım yapılamayan, kıraçta kalmış, kesinlikle üzerinde tarımla ilgili herhangi bir olumlu tarafı olmayan arazilerde bunu gerçekleştiriyoruz. Tarım Bakanlığı bu konuda bir şey yapıyor mu efendim? Yer seçiminiz konusunda size yönlendirebiliyor mu ya da siz mi belirliyorsunuz? Araziyi biz belirliyoruz. Evet. Tarım il müdürlüklerine müracaat ediyoruz. Evet. Onlar bize marjinal tarım yazısı adı altında burada GES kurulumu yapılabilir diye bir yazı veriyor. Evet, güzel. Biz de bu yazıyla ilgili kuruma, dağıtım şirketine veya TEDAŞ'a başvuruda bulunuyoruz. Dağıtım şirketinden gelecek olan çağrı mektubuna göre de kurulumu yapıyoruz. Evet. Peki efendim, böylesine avantajlı bir iş için sanayinin de olmazsa olmazı olan enerji konusunu düşünürsek, sanayinin güneş enerjisine bakış açısı nedir efendim? Ne aşamadadır? Yani ilerliyor muyuz, geliriyor muyuz? Yani sanayicinin ilgisi ne yönde? Şu anda bir önceki sene için söyleyeyim. 2022 ve öncesinde bir bilgi kirliliği vardı. Evet. Tamamen böyle sanayicinin çekineceği durumda bir bilgi kirliliği vardı. Ama 2023 itibariyle o bilgi kirliliğinin tamam ortadan kalkmış durumda. Sanayicilerimiz de çok net bir şekilde GES'le ilgili, yenilenebilir enerji sistemleriyle ilgili kendi personeliyle çok ciddi çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar neticesinde bizden de bilgi alıyorlar ve bizden işte teklif istiyorlar. Diyorlar ki biz böyle bir çalışma yapmak istiyoruz, santral kurmak istiyoruz. Bununla ilgili bize bilgi verir misiniz? Bizim bilgilerimizle kendi ekibinin getirmiş olduğu bilgiler eşitlenince bu sefer bizden fiyat yönünde teklif isteyip, projeyle ilgili teklif isteyip birkaç firmadan daha teklif alıp kurulumunu sağlıyorlar. Sanayicilerimiz şu anda tamamen GES yatırımlarına ve yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelmiş durumda. Çünkü evet. Üretmiş oldukları ürünlerin ham maddeden sonra en büyük gideri elektrik enerjisi. Evet, evet. Elektrik enerjisinin de bu giderini ortadan kaldırma adına yenilenebilir enerji sistemleriyle ilgili kurulum istiyorlar. Peki efendim, sektörün önünün açılması anlamında hükümetin, devletin beklentileriniz nedir? Yani burada prosedürün daha hızlı ilerlemesi, sanayicinin veya yurttaşın bu konuda teşvikinin daha fazla artması anlamında ne önerirsiniz? Aslında şu anda devletimiz sağ olsun, devlet bankaları özellikle bu konularda yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili yatırımlarda kredi imkanı sunuyor. Bayağı da iyi imkanlarla kredi imkanı sunuyor. Projelerin feasible olmasını göz önünde bulundurarak iyi imkanlarla kredi veriyor. Ancak bu kredilerin arttırılması lazım. Evet. Özel bankalarda da bunun bir uyum sağlayıp uygun durumlarda, çünkü enerjiye yatırım yapıyorsunuz. Öncesinde ciddi bir miktar cebinizden bir ödeme çıkıyor. Bunun telafisi anlamında, sanayiciye yük olmaması anlamında kredilendirmenin çok ciddi manada uygun fiyatlara, uygun rakamlara getirilip yapılması lazım ki sanayicimiz buna başvursun. Hatta şöyle bir şey var. İç ihtiyacı sanayicinin diyelim ki bir megawattlık bir sisteme ihtiyacı var. Bazı problemlerden dolayı, maddi problemlerden dolayı bunun yarısını yapan, hatta çeyreğini yapan, erteleyen sanayicilerimiz oluyor. Ama bir krediyle ilgili bir sorun olmazsa bunun tamamını yapıp hem devlete hem kendine yarar sağlayacak bir projeyi imza atmış olacaklardır. Peki efendim, sanayici bu konuda yeterince bilgi sahibi mi? Yani siz burada firma olarak belki tamamına ulaşamıyor olabilirsiniz ama evet. Bu konuda ticaret sanayi odaları, yine ona benzer
bu oluşumlarda bunlar kendilerinde bilgi sahibi mi efendim bu konuda? Şimdi yeterli bilgi sahibi mi diyelim daha doğrusu? Tam manasıyla değil. Evet. Ama biz bu bilgilendirme konusunda organize sanayi bölgelerinin yönetimleriyle özellikle bu konuları hassas bir şekilde inceleyip kendilerine durumu aktarıp eğer mümkünse sanayicilerimizin de olacağı toplantılar düzenliyoruz. Evet. Bunun DOSAP'ta bir toplantımız vardı. Sonrasında şimdi KOSAP'ta evet, böyle bir toplantı planlıyoruz. Yani sanayi bölgelerinde bunu biz eğer yönetime anlatırsak, yönetim de bunu daha sonra sanayicileri toplayıp kendi arasında bu bilgiyi paylaşabiliyor. Bununla da yetinmiyoruz. Biz e-mail yoluyla olur, tanıtım yoluyla olur. Tüm bilgilendirmeyi mümkün olduğu kadar hem Bursa'daki sanayicilerimize hem de yurt çapındaki sanayicilerimize duyurmaya çalışıyoruz. Evet. Ama şu anda yoğun bir ilgi olduğu için kendileri de bu bilgiye ulaşmak için yoğun çaba sarf ediyorlar inanın. Efendim şu konuyu biraz daha açabilir miyiz? Çatı haricinde araziye yani güneş enerji sistemi kurumu nasıl yapılıyor? Yani bizler biliyoruz da efendim ekran başındaki izleyicilerimize de detaylı biraz anlatabilir miyiz? İsterseniz yani, neden gerek duyuyoruz anlaştığım. Yani o anlamda. Hani diyorsunuz ya sanayicinin çatısı uygun değilse, yeterli güneşi alamıyorsa biz araziye kurup onu sisteme dahil ettikten sonra orada ettiği parayla burayı kendini amorti ettiğini söylüyorsunuz. Şöyle mesela atıyorum yıllık tüketimi 1 milyon kilovat olan bir işletme kendi çatısında 1 milyon kilovat elektrik üretecek kadar bir santral kuramıyor. Küçük bir çatısı var diyelim ki. Evet, evet. Biz bu tür sanayicilerimize araziye kurulum yapıp tamamını karşılamayı tavsiye ediyoruz. Çünkü çatısına da kurabilir. Evet, çatısında da az bir miktar kurabilir. Bunun yolu da dediğim gibi geçen sene 2022 yılında Ağustos ayında bunun önü açıldı. Evet. Daha önce çatısına kurulum yapan araziye kurulum yapamıyordu. Bununla ilgili yönetmelik de değişti. Şu anda eğer çatısında yer olmayan sanayicilerimizin santral kurmak istediğinde kapasitesi yüksekse eğer, kullanım kapasitesi, biz de arazi bulup, geliştirip, uygun olarak teslim edip arazide kurulum yapıyoruz. Evet. Efendim Bursa bu konuda baktığımızda coğrafi olarak uygun mu? Yani veya ne kadar uygun? Bursa'da uygunluk aslında var. Evet. Yani hem enerji güneşlenme anlamında hem arazi anlamında var. Fakat ister istemez Bursa çok sık ve çok hızlı bir şekilde ilerleyen, gelişleyen bir şehir olduğu için arazilerinin fiyatlarıyla ilgili ister istemez diğer Anadolu'nun çeşitli illerine göre biraz daha fiyat artışları var. Burada da karşınıza çıkıyor mu efendim tabii, bu arazi fiyatları artışları? Çünkü kurulacak araziler atıyorum en düşüğü 10 bin, 15 bin metrekareden başlıyor. Böyle bir santral kurabilmeniz. Tabii burada güneşi ne kadar alabileceği, kaç saat alabileceği tabii. Değil mi efendim? Bunlar yine çok önemli. Tarım alanlarını bunu biz de istemiyoruz, devlet de istemiyor. Evet. Tarım alanlarını ortadan kaldırmama adına GES kurulumu yapmak istemiyoruz. Devlet de zaten bunun önünü kapatmış durumda. Gayet de iyi gidiyor. Bu yüzden Anadolu diye tabir edebileceğimiz Ege'nin olsun, Anadolu'nun olsun merkez illerinde, yakın arazilerde çok da böyle absürt uzakta olmayacak işte harfiyat olarak olsun, ulaşım olarak olsun, sanayici de bizi de yormayacak arazilere gidip oradaki çalışmaları düzenleyip sonrasında da aşama kaydedip getirip sanayicimize sunuyoruz. Peki efendim oradaki araziler devlete ait mi, yurttaşa ait mi? Yurttaşa ait araziler ama şu anda devlet bunun önünü yine açtı. Hakikaten çok ciddi bir çalışma yaptılar. Orman müdürlükleri olsun, milli emlakla ilgili araziler olsun. Bunlarla ilgili devir hakkı şu anda devletimiz sağ olsun sağlıyor. Çok güzel. Sanayicimizin başvurması durumunda belli bir prosedür var. Satın alma prosedürü veya kiralama prosedürü. Bu prosedürleri geçtikten sonra devlet imkanlarıyla da şu anda arazi sahibi olabiliyor sanayicimiz. Efendim mülk sahibine de enteresan değil mi bir gelir oluyor? Şimdi dağın başında ya da ne bileyim hiç ekim yapılmayan bir yer olduğunu veya kıraç olduğunu düşünelim. Tapusu var ama burası sizin açınızdan enerji üretilebilecek güneş ışınlarını görmesi orayı kiralanmasına, satılmasına sebep olabiliyor değil mi efendim? Tabii ayrıca bir durumu daha var. Şimdi santrali kurduğunuzda, güneş enerji santralini kurduğunuzda burada bir güvenlik ihtiyacı oluşuyor. Evet. Burada bir personel ihtiyacı oluşuyor. Burada bir işte yerleşimle ilgili bir ihtiyaç oluşuyor. Bunların hepsi arazinin bulunmuş olduğu köy olabilir, kasaba olabilir, il olabilir. Bunlarla ilgili tamamen kalkınmaya yol açıyor aslında. Evet. Yeni yollar açılıyor. Bulunduğu arazinin bulunduğu yerle ilgili yerleşimler başlıyor. Yani biraz daha bölge insanına katkıda bulunuyor.
Aynı zamanda güneş enerji santralinin tüm ekipmanı ile ilgili olabilir, kullanımı ile ilgili olabilir, her türlü malzemeyi bölgeden tedarik ediyorsunuz. Bölgedeki esnafa da bir faydanız olmuş oluyor. Evet, çok güzel. Efendim yine bize en çok gelen sorulardan bir tanesi de konut için enerji panellerinin kurulması şartı nedir? Bu anlamda vatandaşlar hem bireysel hem de yine dediğimiz gibi site yönetimleri, apartman yönetimleri konusunda güneş enerjisi çatımıza kurabilir miyiz? Bunun için ne yapmamız lazım? Nereye müracaat etmemiz konusunda sorular sıkça geliyor. Bunun cevabını en güzel siz vereceksiniz. Tabii. Bir kere kurulum olarak kolay. Yani bir kere kolaylığından neden bahsediyorum? Sadece kolay gösterme anlamında değil. Evet. Hakikaten kurulum ihtiyacı olan herkes belli bir miktar karşılığında anlaşma sağladığında çok kolay bir şekilde prosedürleri ortadan kaldırabiliyor. Evler için 50 kW'a kadar, evet, yani 49.9 kW dahil kurulum yapabiliyor. Ve evler için, mesken için çok güzel bir olay var. Ürettiğinin tamamını devlete, dağıtım şirketine satabilme hakkı var evlerin. Artanını diyorsunuz değil mi efendim? Artanını da satabiliyor. Velev ki tatile gittiniz bir ay. Evinizde oturmuyorsunuz ama güneş enerji santrali çalışıyor. Bu ürettiğinin tamamını dağıtım şirketine satıyor. Evet. Efendim şeyde de zaman zaman görüyoruz artık böyle ne diyebiliriz hobi bahçelerinin evlerinin, evet, üzerinde küçük bir panel hemen dikkatimizi çekiyor. Yine dağ evlerinde, bağ evleri dediğimiz insanların yaşamını sürdürdüğü, yani orada olmasa bile dediğiniz gibi enerji üretmeye devam ediyor. Tabii ki bunların ne kadarı sisteme dahil oluyor, olamıyor. O da aldığı enerjiye göre bağlı oluyor değil mi? GES kurulumlarını ikiye ayırıyoruz. Off-grid ve on-grid dediğimiz iki sistem var. Evet. Off-grid dediğimiz sistem elektrik şebekesi olmayan, yani dağıtım şirketinin şebekesi olmayan, şebeke bağlı olmayan santraller. Bireysel sadece kendisi için. Evet, dediğiniz gibi bağ evi olabilir. Evet. Kamelli olabilir. İşte kendi tarlasının üzerine bir konteyner koymuştur. Onun üzerine olabilir. Bu tarz yerler, hobi bahçesi olabilir. Bu tarz yerlerde eğer elektrik şebekesi yoksa direkt kurulumu çatısının üzerine veya balkonun üzerine yapıp bundan şebekeye bağlanmamak şartıyla kurulumu yapıp elektriği kullanabilir, elektrik enerjisini kullanabilir. Efendim aslında biz şuna benzetiyorum siz anlatırken. Yani çoğumuzda yine var sıcak su ihtiyacımızı karşılamak için çatıların üzerine, evet, konulan sistemler vardı. Bu sistem de aynı aslında. Değil mi efendim? Aynı biraz sistem, baktığımızda aynısı gibi geliyor. Yani 24 saat sıcak su. Tamamen yine güneş enerjisiyle alınmış. Güneş ısınlarıyla diyelim enerjisiyle. Işınlarıyla, evet, evet. Alınmış bir sistematik olarak çok önemli. Şu anda bazı panellerimiz var. Hem güneş enerjisinden ısı üretiyor, yani sıcak su üretiyor, hem de elektrik üretiyor. Evet. Kombi olan paneller var şu anda. O panellerle bu da sağlanabiliyor, evet, eğer istenirse. Biz de şöyle, önce talebi alıyoruz. Aldığımız taleple ilgili bölgede bir daha önce kurulum yapılmış mı, bizden ne talep ediliyor, bunun araştırmasını, fizibilitesini çıkartıp eğer isterlerse, talep ederlerse vatandaşın 50 kW'a kadar arazide de, yani hobi bahçesi de olsa orada da bir kurulum ihtiyacı hissedebilir. Isınma ile ilgili olabilir, soğutma ile ilgili olabilir. Bunu karşılamak amacıyla 50 kW'a kadar kurulum yapabiliyoruz. Evet. Peki efendim bu siteler ve apartmanların çatılarına ölçüm yaptınız. Evet, dediğiniz gibi burada enerji üretebilecek güneş panellerinin yerleştirilebileceği konusunda rapor hazırlıyorsunuz. Evet. Peki efendim burada binaya herhangi bir zarar, yük, işte sıkıntı yaratabilecek rüzgarda, yağmurda sıkıntı yaratabilecek bir durumlar oluşuyor mu? Şimdi bunun oluşmaması adına biz öncesinde binaların statik projesini alıyoruz. Evet. Statik projede binaların çatısının ne kadar yüke dayanacağı ile ilgili tüm bilgiler var. Evet. Bu bilgiler ışığında bizim kendi hazırlayacağımız güneş enerji santralinin de ne kadar bir ağırlık ekleyeceğini, bineceğini hesap edip eğer uygunsa müşterimize, apartman yönetimine veya site yönetimine diyoruz ki evet, çatınız uygun, güneş enerji santrali kurulabilir. Biz de bunun için bir çalışma yaptık, fizibilite yaptık. Bizim fizibilitemiz de bu deyip sunuyoruz. Eğer uygun değilse, evet, yani kendi binalarına ait statik projede bir uygunluk gözükmüyorsa, bizim yükleyeceğimiz yükü de kaldıramayacak bir yapıysa önce güçlendirme talep ediyoruz.
Tabii bu bilirkişiler aracılığıyla oluyor. Tabii. İnşaat mühendisleri aracılığıyla oluyor. Evet. Bu güçlendirmeyi yaptıktan sonra yine binaya kurulum yapabiliyoruz. Efendim yine Büyükşehir konusundan gireceğim. Büyükşehir'i zannediyorum artık tamamı Büyükşehir binasının da üzerinde bir sistemi devam ettirmeyi, yaygınlaştırmaya çalışıyor ama sadece efendim bu talepler Büyükşehir Belediyesi ile mi sınırlı? İlçe belediyelerimizin bu konuda bir talepleri, çalışmaları var mı efendim? Şu anda biz daha önce ihalesine girdiğimiz Gürsü Belediyesi var, Kestel Belediyesi var. Evet. Büyük Orhan Belediyesi'nin zaten bir mevcutta vardı. Sonradan bir santral talebi daha oldu. İlçelerimize de hizmet veriyoruz. Ama Büyükşehir Belediyesi'ndeki elektrik kullanım oranı yüksek olduğu için evet. Kendi ihtiyaçlarını karşılama anlamında talep çok oluyor. En son olarak biz arazi dahil olmak üzere bir danışmanlık hizmeti verdik Büyükşehir Belediyesi'ne. Daha sonraki projeler için. Şu anda ikili olarak görüşmeler devam ediyor. En kısa zamanda Büyükşehir Belediyesi'nin daha büyük enerji santrali kurulumu için de anlaşma sağlayacağımızı düşünüyorum. Evet. Efendim bu konuyla ilgili zannediyorum ben öyle düşünüyorum. Oran elde bir arazi belirlenmişti. Evet. Bununla ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçtiğimi çok emin değilim ama burada da bir çalışma yapılacaktı tamamen. Söğütlü'de böyle bir arazi var. Evet. Bu arazinin temini konusunda sağ olsun Büyükşehir Belediyesi ciddi manada bir efor sarf etti. Ve en sonunda araziyi güneş enerjisi kurulabilir durumuna uygun hale getirdi şu anda. Evet. Biz onunla ilgili danışmanlık hizmeti veriyoruz. Akabinde de nasip olursa GES kurulumu için anlaşma yoluna gideceğiz. Görüşmeler devam ediyor. Daha netleşmiş değil ama sürekli bu işlerin takibindeyiz. Sadece bizim Büyükşehir Belediyesi için değil, Bursa için değil, diğer belediyelerle de biz ihalelerine girip işini alıp çalışma yapmak istiyoruz. Sıkla takip ediyoruz şu anda. Evet. Efendim toplum bilincini yükseltmek, bilgilendirmek adına güneş enerjisi sayesinde doğaya, havaya, ormanlarımıza katkımız nedir? Biraz birkaç böyle rakamsal örnekler verebilir misiniz? Tabii mesela ki, tabii ki. Diyelim ki Bursa Su Tesislerine yapılan güneş enerjisi sistemi sayesinde kaç tane ağacın mal olacak, kaç tane ağacı karşılayacak derecede bir sistem olduğunu bahsedebilir miyiz? Yani insanların ilgisini çekmesi evet, anlamında. Evet, şimdi başa alayım. Yani biz Bursa Su'dan başladık. Evet. Bursa Su'da 2.9 megawattlık bir kurulum evet. gerçekleştirdik. Bunun karşılığı olarak da dediğim gibi yılda yaklaşık olarak 3 milyon 600 bin kilowatt saat enerji evet. üretimi yapılacak. Evet. Bunun eşdeğerinde yaklaşık 17 bin adet ormanda ağacın kesilmemesi manasında. 17 bin adet. 17 bin adet. Evet, evet. Bu bizim yeşil sertifika adına gerçekleştireceğimiz çalışmalarda kullandığımız bir rakam. 17 bin adet ağaç gerçekten dünya üzerinde baktığınızda her bir santral için düşündüğünüzde kurtarılmış olarak bakarsak çok ciddi manada bir rakam. Evet. Bunun geliştirilmesi amacıyla biz nasip olursa kısa zamanda Orman Bölge Müdürlüğü'nden bir arazi tesisi için görüşüp orada bunu karşılığını göstermek istiyoruz. Ha, çok güzel. Yani kurduğumuz santrallerden müşterilerimiz olsun, kamu iştirakını olsun, kurduğumuz santralin karşısında ne kadar ağaç ekebildiğimizi, onların orada ne kadar ağacının olduğunu görsel olarak da, görsel olur, değil olarak mi? Da göstermek istiyoruz. Evet, nasıl evet, bu da çok önemli. Teşvik anlamda da insanları çok mutlu edebilecek bir şey. Evet. İşte, evet. Ben evimde, ben iş yerimde ya da benim çalıştığım iş yerinde güneş enerjisi sayesinde İşte bu kadar ağacı biz yeşil olarak kesmemiş olduğumuzu söylemek gerçekten mutluluk verici. İnsana evet ben de bu dünyaya katkı koyuyorum anlamında, bu doğaya katkı koyuyorum anlamında çok güzel bir çalışma olacağından eminim. Evet. Ben bu konuda Avrupa Birliği'nin de yaptırımları vardı. Mesela yeşil dönüşüm konusunda yeşil dönüşüme uymayan pek çok ihracat yapan firmalara zorunluluk getiriyordu. Bununla ilgili son netleşen bir şey var mı? Şimdi Paris Anlaşması'yla, evet. imzalamış olduğumuz Paris Anlaşması'yla 2034 yılına kadar bir anlaşma evet. yaptık. Dedik ki biz evet. yenilenebilir enerji sistemlerini kullanmış olduğumuz tüm elektrik projelerinde evet. uygulama yapacağız ve kullanacağız. Evet. Ama buna bize bir kıstas koydular. Dediler ki 2025 yılına kadar üretmiş olduğu, kullanmış olduğu elektrik enerjisinin
%40'ını yenilenebilir enerjiden sağlamayan firmalara Avrupa Birliği'ne ihracat sırasında ek vergi çıkacak dediler. Evet. Bundan dolayı da yeşil enerji ile alakalı, yenilenebilir enerji ile alakalı tüm sanayicilerimiz şu anda bu Paris Anlaşması ile ilgili kısmını ortadan en azından kaldıralım. Kendimize yenilenebilir enerji ile de yeni bir yön çizelim diye şu anda yoğun bir talep alıyoruz. Evet. Avrupa Birliği'nde 2034 yılına kadar da tüm fosil yakıtlardan üretilen enerjiyi, elektrik enerjisini sıfırlama ile ilgili imza attık. Evet. Bu da ne demek oluyor? Doğal gaz da olabilir, termik santral olabilir. Bunların tamamının elektrik üretiminde kullanılmayacağı manasına geliyor. Evet. Tabii sizin yenilenebilir enerji ile ilgili yatırımlarınız kuvvetliyse buna 2034'ü beklemeden daha çabuk ulaşabilirsiniz. Evet. Peki efendim, karbon savunumu da bu manada evet. Çok önemli. Biz hep güneş enerjisinin bir taraftan bakarken ağaç, yeşil alan anlamında düşünürken karbon gazının da rakamsal anlamda da katkısının ne kadar önemli olduğunu geçsin bir kez daha karşımıza çıkıyor değil mi efendim? Evet. Kurulum yaptığımız firmalarda ve kurulum yapacağımız firmalarda karbon ayak iziyle ilgili ölçümlendirme, hesaplandırma ve bu tür mühendislik hizmetlerini takip edip bunlarla ilgili de gerekli işte başvuruları yapıp bu konuda da firmalara katkı sağlayacak projelerimiz var. Evet. Peki efendim, son olarak sorumuz şu olsun size, bu konuda en çok gelen soru ne oluyor size? Vatandaşlar mutlaka size ulaşıyordur, anladım, bir şekilde efendim. Karşılaşıyorsunuzdur. Gelen sorular ne oluyor? Sizin cevabınız ne oluyor diyelim ki Ekrem Işık izleyicilerin bu konudaki meraklarını gidermiş olalım. Öncelikle tabii bunun pahalı bir maliyeti, ciddi manada pahalı bir maliyeti olduğunu düşünerek sormaktan, fiyat almaktan çekinen vatandaşlarımız evet. oluyor. Benim onlara tavsiyem, herkesin kendi kullanabileceği enerji veya kurulabilecek santrale göre uygun fiyatlarla bunun temininin şu an için mümkün olduğunu söylemek istiyorum. Evet. Bize bu açıdan çok soru geliyor. Bir de sanayicilerimizin özellikle o bilgilendirme aşamasında kendilerine verilen yanlış bilgiyi doğrulama anlamında bize kurulacak santralin kapasitesiyle ve fazlasını nasıl değerlendireceğiyle ilgili çok soru geliyor. Evet. Bunun açıklamasını yapıp daha sonrasında da fizibilite çalışmasıyla ciddi bir şekilde cevap veriyoruz. Ama en çok soru gelen kısımlardan biri de bizim mesken projeleriyle ilgili. Evet. Çünkü meskenlerde şu anda elektrik tüketimiyle ilgili ciddi manada tüketim artışı var. Herkesin evinde beyaz eşyaların vesairenin çoğalmasından evet. dolayı. Neredeyse her bir de şeymiş. Elektrikli evet, araçlar, evet, ben evet. konusunda açmış olayım. Elektrikli araçların hali hazırda mı şu anda vatandaşlarımızın temin etmeye başlamasından dolayı. Bir de ülkemizde çok başarılı proje olarak nitelendiriyorum. Tok fabrikasının kurulup elektrik aracı üretimine başlamamızdan dolayı geçen sene 9500 olan ülkemizde elektrik araç sayısı önümüzdeki seneden itibaren 35.000'e çıkabileceği rakamlarla ifade edildiği için bunların da tamamen bir enerji sorunu ortaya çıkartacak. Vatandaşlarımız da aldığı arabanın elektrik enerjisini depolama anlamında kendi evinde şarj edip edemeyeceği ile ilgili sorular soruyor. Evet. Biz de bunlarla ilgili çalışmalarımızdan bahsediyoruz. Çatısına yenilenebilir enerji kurarsa, güneş enerji santrali kurarsa burada aracının şarjını da buradan sağlayabileceği yönünde telkinlerde bulunuyoruz. Projeleri anlatıyoruz ve şu anda ciddi manada bir eğilim var. Evet. Elektrikli araçların hem şarj istasyonu ile ilgili hem de bunların enerjisini sağlanması. Güneş enerjisiyle elektrikli araçların şarj edilebileceği mümkün diyorsunuz. Tabii, değil mi efendim? Bunu eğer arzu ederse vatandaşlarımız çok kısa bir zamanda yeni geçtiğimiz iş yerimizde görsel olarak da hem yapısal olarak da anlatabiliriz. Çünkü işlevsel halde tutuyoruz. Güneş enerji santraline bağlı, çatımızdaki güneş enerji santraline bağlı bu tür bir şarj cihazının aynı zamanda bir elektrikli cihaza bağlı olup sistemin nasıl işlediğini yerimizde, iş yerimizde tamamen görsel olarak anlatabiliriz. Peki efendim, direkt araç mı bağlanıyor? Bu batarya konuyor, yedekle devam ediliyor mu? Nasıl olabilir? Burada direkt güneş enerjisinden üretileni şu an için söylüyorum. Evet. Şarj cihazlarına bağlanıp istenmesi durumunda aracı şarja bağlayıp oradan şarj ediliyor. Evet. Fakat depolama sistemi dediğimiz sistemler çıktı şu anda. Evet. Güncel. Daha önce de vardı bir iki ama tam manasıyla bir çalışma yapılmamıştı. Şu anda bizim çalıştığımız markalarla çok ciddi manada üretilen enerjiyi depoluyoruz.
Bataryada mı depolanıyor efendim? Nasıl depolanıyor? Lityum bataryalarla depolanıyor bu. Bu bataryalarda istediğimiz zaman oradaki enerjiyi sisteme verebiliyoruz. Aktarabiliyorsunuz. Veyahut da aracımızı oradan şarj edebiliyoruz. Elektrikli aracımızı. Evet, çok güzel. İnşallah kısa bir süre içinde bugünlere ulaşırız ki İnşallah. Bunun gururunu TOGG'un Bursa Gemlik'te üretiliyor olması hem ülkemiz hem kentimiz adına çok gurur verici bir durumdur. Evet, biz de onu duyuyoruz. Efendim çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ekran başındaki izleyicilerimize yenilenebilir enerjiyi herkesin nasıl kullanabileceği konusunda fırsatlar var. Mutlaka bu fırsatların değerlendirilmesi önemli diyerek, düşünerek son aktarmak istediğiniz bir şey var mı efendim? Tabii ki. Öncelikle vatandaşımıza yenilenebilir enerjiyle ilgili bilgi alma konusunda tek enerjiyi aramalarını, evet, hatta ne kadar sık ararlarsa biz o kadar memnun oluyoruz. Evet. Çünkü bilgi kıymetli. Bu kıymetli bilgiyi aktarabilme anlamında vatandaşlarımıza biz yoğun çaba sarf ediyoruz. Kendilerinden talep olması bizi sevindiriyor. Evet. Tek enerji olarak da nasip olursa malzeme dahil olmak üzere yeni bir iş yerine geçtik dediğim gibi. Orada daha geniş hizmet imkanımız var. Evet. Vatandaşlarımız buyurup gelirse hem kahvelerini içerken hem çaylarını içerken aynı zamanda da bu bilgileri orada da kendilerine daha detaylı bir şekilde verebiliriz. Peki. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, yenilenebilir enerji kaynaklarımızın hayatımızdaki önemine dair herkesin yapabileceği bir şeylerin olduğunu siz ekran başındaki izleyicilerimize konuğum Tek Enerji Yönetim Kurulu üyesi Sayın Erdal Erdoğan ile aktarmaya çalıştığımız programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.